Bir Çocuk İstanbul'un baharı yoktur. İstanbul'da 12 ayın yarısı kış, yarısı yazdır. Bahar çoklu kış ortalarına serpişmiş yazdan kalma harikulade aydınlık, sımsıcaktır. Kara kışın ortasında, karanlıklarda çakan şimşekler gibi bir an gelir, ertesi gün bu bir anlık mutluluğun öcünü almak istercesine daha karanlık, daha gümbürtülü, daha sıklam günler birbirini kovalamaya başlar. İstanbul'un baharı yoktur. Nisan ortalarıydı. Kara kıştan kalma sımsıcak, pırıl pırıl bir gün. Böyle bir günün akşamıydı. Gökyüzünde yıldızlar pırıl pırıl. İstiklal caddesinde dolmuşlarla troleybüsler durmamacasına akıyorlardı. Arada trafik görevlilerinin sert düdükleri. Bir çocuk yürüyordu caddenin sağ kaldırımında Taksim'e doğru. Ayakları yalındı, kınnaplasım sıkı bağlanmış pantolonun paçaları lime lime. Yine böyle yazdan kalma bir kış günü. Harbiye'deki bir apartmanın çöplüğünde bulmuş, bacağını geçirmiş, bacağındaki daha parça parça kısa pantolonu da atmıştı çöplüğe. Gömlek adına kirden muşambaya dönmüş yer yer yırtıklarından esmer etinin gözüktüğü bir takım paçavralar. Saçları uzamıştı kirli kirli. Vız geliyordu Beyoğlu. İstiklal Caddesi durmamacasına akıp geçen dolmuşlarla. Trolleybüsler kaldırımlarda omuz omuza kalabalık. Vız geliyordu caddenin iki yanında uzanan iki sıra dağ gibi apartmanlar, apartmanların altlarındaki aydınlık vitrinler, karanlık vitrinler, yanıp sönen yarı aydınlık, yarı karanlık vitrinler. Parmakların arasında kara kağıtlı bir yaka izmariti somuruyor. Dumanını iki sıra dağ gibi uzanan apartmanların vurdum duymazlığına, bencilliğine yanıp sönen, yanmayan, sönmemecesine yanan vitrinlere, vizon, pelüş, astraganlarına, bürünmüş kadınlara, kadınları kollarında korkunç bir kıskançlıkla çekip sürükleyen çatık kaşlı erkeklere savuruyordu. Kara kağıtlı izmaritinden bir duman daha aldı. Üfledi umursuzca. Kalın tokmak tokmak bacakları vardı.'' Etli ayakları, parmakların arasındaki kara kağıtlı izmeritini almaya kalkan Beton abi bile olsa boş verirdi. Beton! Bir kafa, bir yumruk, koskoca herifi mest edip kodese bile girmişti. Yürüyordu yere çıplak ayaklarıyla sağlam sağlam basarak yürüyor yürüyordu. Tükenen izmarit parmaklarını yakınca müthiş bir küfürle fırlattı. Ufacık et sarı yaldızı ile küçük bir eğriden sonra kolunda güzel bir kadınla geçmekte olan birinin pırıl pırıl rügan ayakkabısının sol tekine düştü. Adam yiyecek gibi baktı. Kolunda kadın olmasa, kadından utanmasa sövüp sayacaktı ki çocuk ne bakıyorsan lan dedi. Adam şaştı şaşaladı. Bu yılın ayaklı pantolonu dilime lime Saçları taraz taraz bu bücür bu Allah rızası için birkaç kuruş istemesi gereken çocuk dikleniyordu ha. Çocuk dişlerin arasından fırt diye tükürdükten sonra ekledi. Taş arabası. Beton abi kadar güçlüydü şu an. Bir kafa bir yumruk sonra beton abi gibi kodese mi? Vız gelirdi be. Beton abi 3 ay mı 6 ay mı yatıp çıkmıştı da ne olmuştu? Hazır apartman kaloriferlerinin de söndüğü şu Nisan ortalarında Kodes'in sönmemecesine yandığını işittiği sobası ekmek kayıntı da varken sonra İzmaritine barbut var demişti Beton abi. Ama dayılık yapacak, yedireceksin demişti dayılığını. O öyle yapmış. İçeri girince çocuklar bir almışlar çevresine o itmiş. Öteki çekiştirmiş. Beton abi bir kafa, bir yumruk. Beton abi gibi onun da yoktu ardından ağlayacak kimsesi. Ana baba hak getire, teyze, hala, dayı, amca, büyük baba, haminne, yenir mi, içilir mi bunlar? Minarelerde ezanlar okunur, beş vakit, kiliselerde çanlar çalınır. Kalabalıklar camilere, kiliselere koşarlar. Camilerden, kiliselerden, havralardan çıkarlar. Ne için girerler, ne için çıkarlar? Ramazanlar gelir, bayramlar gelir, toplar atılır. Analı babalı çocuklardan bir birçoğu allar, moğullar, Yeşiller sarılar içinde birer türkü gibi cıvıldaşırlar. Bayramlar gider, Ramazanlar gider, yine eski günler, yine her zamanki günler gelir. Yağmurlar yağar, fırtınalar saçaklarında parçalanır evlerin. Karlar savrulur lapa lapa, karlar savrulur sulu sebken karlar. Karların lapa lapa savrulduğu, fırtınaların kendini yerden yere çaldığı, sulu sepkenlerin İstanbul'a gri bir sıklama boğduğu ıslak günler ne iyiydi. Bütün kaloriferler yanardı. Yanan kaloriferlerin ızgaraları sımsıcak. Beton abi, üç kağıt Erol, Twist Erdal, Keş Ali falan piş pişpirik oynamaktan yorulur. Sıcacık ızgaraların üzerine serili kalırlardı. Şimdi söndü kaloriferler. Söndü bir anam babam, söndü be. İstanbul'un baharı yoktur. İstanbul'da 12 ayın altısı kış, altısı yazdır. Nisan'da kaloriferler söner. Nisan kıştır çokluk. Fırtına, sulu sepken, ayaz ama kimin umrunda? Beton abi, üç kağıt erol, tüvist erdal, keşali. Erdal'a arkadaşları takmıştı. Öztürk adını. Abidik kubidik filminden sonra Eşeğe derdi. Sotasına düşürdü mü? Sonra yoktu üstüne twiste. Ama gel anlat filmcilere. Ulan taş arabaları. Verin Öztürk Erdal'a rol. Bir kıvırsın çalkalasın ya da ver gangster yamağı rolü. Gece bir erkete beklesin dal gibi apartmanların aralarında. Parmaklarını ağzına koyup bir ıslık çalsın. Bir şaşırsın polis arabalarını. Şaşırmadılar mı? Vurulmuş gibi bir atsının yere kendini gör bak. Şerefsizim. halkıştan yıkılır sinema. Ama geldi anlat sinemacılara. Tutturmuşlar bir Ayşe'cik bir parla. Yabancı filmler nasıl? Ah ben Amerika'da olmalıyım ki. Yalan mı üç kağıt? Ne gülüyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun yani? Başlarım ama ablanın. Çıp durdu. Sinemacıları, yabancı filmleri, Amerika'yı, üç kağıdı falan unuttu. Büyük bir lokanta, lokantanın floresan lambalarıyla gündüze dönmüşlüğü. Kadınla erkekli bir kalabalığın masalarda karınlarını doyurmaları falan değil, lokantanın vitrini. Vitrindeki tabaklar da değil, kocaman bir balık çekmişti dikkatini. Keskin bir satırla tam ortasından bir vuruşla şıp ikiye ayrılmıştı sanki. Deniz canavarını hatırlamıştı birden. Bir filmde mi görmüştü? Beton abim okumuştu bir gece resimli bir romanda. Deniz canavar gemi, kırmızı sakallı kaptan, tayfalar. Çok eskiden dünya neymiş? Korsan gemileri varmış. Korsan gemilerinde çocuklar. Böyle gemilerden birinde geminin miçosu olmak isterdi. Kayıntı bol, en dipteki yatağı sıcacık. İnsan bir gece yarısı düşman gemileriyle sarılarak verir. Demir maske filmindeki gibi korsanlar gemidekileri kılıçtan geçirirler. Bağlarlar reisi. Gecedir. Herkes uykuda. Demir maske filmindeki çocuk gibi uyanır çözer iplerini kaptanın. Birlikte atlayıp bir sandala kaçarlar. Kaçarlarken göz yağına bulanmış paçavralar fırlatırlar korsan gemisine. Korsan gemisi karanlık sularda alev alev. Sonra ıssız bir adaya gelirler. Kaptanın gizli hazinesi buradadır. Yüklerler sandala. Büyük bir limana varırlar kürek çeke çeke. Gemiler satın alacaklardır. Kaptan gözcü bırakır demir maske filmindeki gibi. Bir de tabanca verir gider. Gemiler satın alacaktır. Bayraklarında kuru kafalar. işli korsan gemilere. Ama liman, limanda tek kulakları küpeli adamlar. Yumruklarına sıkı, sarhoş, aksi, ters, çakarlar sandalı. Yaklaşırlar yüz yüze, çocuğu bastırıp konacaklardır gizli hazineye. Alt tarafı çocuktur, karşılaşınca tabancasıyla ama kesilebilir yağı hoşafın. Tabanca patlar, bir daha, sonra bir daha, bir daha. Kulakları küpeli haydutlar, karanlık, kirli, pis sularına yuvarlanırlar limanın. Liman adamları gelirler sonra Kelepçe takarlar bileklerine Kodez, kodez seni. Beton abi girip Çıkmış işte ölmüş mü Ense demişti bir gece Sıcak ızgaraların üzerinde Uykuya geçmeden önce Soba, pupa yanar nisan Mayıs sonlarına kadar Kayıntı bol kumar mangarına Mangarın yoksa dayan izmaritine İç çekti Lokanta vitrinindeki kocaman balık Yaprak dolmaları Nisan ortalarında kırmızı domates, but but, et, böbrek, ciğer, kıvırcık salata, yeni bir tükrük attı İstiklal Caddesi kaldırımına. Açacağın gözünü kodeste demişti Beton abi. Açtın mı korkma. Bir kafa bir yumruk serdim enayiye. Ondan sonra yıldılar benden. Sonra da bağladım haraca çocukları. Yaşadım paşa gibi. Gözü birden Florasan'ın gündüze çevirdiği lokantanın ön masasındaki yuvarlak çeneli, iri yarı adamın lokmasına takıldı. Yuh lokmaya bak lokmaya. Ulan alma da kayıyor be haybece. Soy lacivert paçasından sök kravatını, kazı saçlarını usturayla tak kulağına küpeyi giydir korsan elbisesine. Al sana Demir Maske filmindeki haydut. Versinler bana Demir Maske filmindeki Miço rolünü. Anam avradım olsun, yıkmazsam sinemayı alkıştan. Florasa'nın gündüze çevirdiği lokantanın en ön masasındaki yuvarlak çeneli, iri yarı adam da çocuğa bakıyordu ters ters. O da bir zamanlar tıpkı bu çocuk gibi yan ayaklarıyla etli etli basardı soğuk nisan kaldırımlarına. Onun da üstü başı bu çocuğunki gibiydi. O da bu çocuk gibi bakardı aydınlık lokantalarda karın doyuranları aç gözlerle. Onda da ana baba hala teyze hak getire hak getire ama açmıştı gözünü efendim su satmış, karamela satmış, kokaretçinin yanında çalışmış, küfe hammalığı yapmış, çerkeşli Rasim'in yanında erkete beklemiş. Sultan Ahmet yangın yerlerinin vurucu kırıcı hırsızlarına maçkalarda, şişlilerde, hamal başlarda enselenmiş, mariz yemiş, ensesini kaşımış, yol kesmiş, adam soymuş, kafa atmış, bıçak yemiş ama en sonunda da vurmuştu voliyi. Nereden? Nasıl? Ee, fazla eşeleme. Müteahhidim bugüne bugün. Kaydım var ya ticaret odasında. Rakısını yeniden yudumladı. Seslendi. Garson. Garson siyahlar içinde koştu. Evet beyim. Kov şu piç şu oradan. Piç mi? Değil mi? Piç ne olmuş? Suçu ne? Ne yapmış yani? Haydi bakalım küçük. Al voltanı. Neden? Niçin? Kayıntı istemiyorum ki sizden. O adamı tek küpeli korsana benzettikse ne oldu yani? Alsana voltanı be. Niye be abi? Yuttuk mu lokantanızı? Fazla konuşma. Garson kızmaktan çok gülmek arası. Tam üstüne yürüyecekti ki. Kırmızı kravatlı, kuru saçları sıkı sıkı taralı bir başka ses. Garson. Evet beyim. Niçin kovuyorsun çocuğu? Ticaret odasına kayıtlı eski bitirim. Ben öyle istedim. Siz ya niçin? Midemi bulandırıyor. Midenizi bulandırıyor demek. Beğenmedin mi lan Kayarto? Ne? Kayarto mu? Seni satın alırım lan. Ulan babandır. Beni tanıyor musun Hiyar? Allah mısın? Allah olsan yerim seni. Peçeteler fırlatılmıştır masaya. Vay anam babam kum kapı. Yeni kapı Aksaray Samatya yedi kule. Oradan dikine doğru ol Edirne kapıya. Vur Atikali. Yavuz Selim. Anladın mı? Malta. Fatih. Un kapanı şişane. Yumruk yumruklar. Devrilen masalarla kırılan kadeh. Bardak sürahi. Saçılan çatal bıçak. Bekçi. Polis, bekçi, polis. Yuu. Kalın bilekli ayaklarıyla çocuk sanki adını unuttuğu bir yerli filmdeki içkili lokanta sahnesini seyrediyordu. Soluk sola. Ah be olmuyor be. Vur be abi vur be anam babam. O gün Ayhan ışık mıydı? Eşref kolçak mı? Ulan ne dövüştüydü be. Bekçi, bekçiler, polis, polisler. Kavgacılarla içkili lokanta müşterileri, garsonlar. Takıldı peşlerine. Yanlarında seyirtiyor. Kavga onun yüzünden çıktı. Şimdi karakolda sorarlarsa ki senin yüzünden mi? Göğsünü gere gere. Evet diyecek. Atacaklar mı kodesi? Atsınlar ve soba Mayıs ortalarına kadar yanarmış. Kayıntı bol. Barbut yaşadı. Yaşadı şerefsizim. Anam avradım olsun yaşadı. Hava bugün sıcaksa bile yarın bozabilir. Apartmanların kaloriferleri de söndü. Barınılmaz hale geldi ızgaralar. Oh kodes be kodes be kodes. Kavgacılar tam dalıyordu karakoldan içeri. Bir polis tuttu kolundan. Bas bakalım haydi. Ya abi bas ulan tüyü buradan. Oldu mu be? Oldu mu be abi? Oldu mu? Yakışır mı adalete? Kitaba, Kur'an'a. Ulan Mayıs'a kadar idare edecektik be ya. Kayıntı, barbut. Olsun, izmaritine olsun. Tüh be. Tuh be ya. Yeni bir polis karakol kapısında büktü boynunu. Abi, dayı, polis abi, polis abi be, polis abi be ya. Çıngar bizim yüzümüzden çıktı. Atın beni kodese. Polis duydu mu duymadı mı? Kayıtsızlıkla içeri çekildi. Çocuk tüh be dedi. Tüh be ya. Hiç mi kanun kalmadı memlekette? Atın içeride dalgamıza bakalım bu kışta kıyamette.